Cemal Bey. Sana bir şey sormak istiyorum. Elbette. Ben bütün hayatımı yalnız yaşadım. Kendime gömüldüm. Yani her şeyim vardı ama bunu paylaşacak kimse olmadıktan sonra neye yarar? Ama hiçbir şey için geç değil. Çünkü yaşadığımız her gün bir fırsat. Değişmek ya da değiştirmek için bir şans. Ben de bir karar verdim. Son nefesimi yalnız vermek istemiyorum. Tek başıma yaşlanmak istemiyorum. Yani neler yaşadığımı bunca yıldır sen biliyorsun. O yüzden de önce seninle paylaşayım istedim. Sana sormak istedim. Ben evleneceğim Gülistan. Sonra da buradan çekip gideceğim. Hayır, hayır. Ben seni öyle yüzüstü bırakmayacağım. O yüzden önce sana soruyorum zaten. Evi sana bırakacağım. Cemal Bey. Çilem de burada yaşayacak. Bunca yıldır bana olduğun gibi ona da can yoldaşı olacaksın. Yani tabii ki eğer sen de kabul edersen. Siz nasıl isterseniz. Çok teşekkür ederim. Cemal Bey, bir şey sorabilir miyim? Kim olduğunu sorabilir miyim? Çok uzun zamandır beklediğim biri. Cemal Karalar. Çok çalışan, didinen, çok badireler atlatan bir ailedir Karalar ailesi. Kendi içinde sorunları olan ama bir şekilde hepsini çözmeye yol edinmiş bir aile. Bütün belaları annem sayesinde atlatmayı başarmış bir aile. Deren. Annemle babama bak. Bir adama böyle bakan bir kadın onu nasıl öldürebilir? Deren. Baksana. Bir şey konuşmamız lazım. Sen böyle ciddi olunca korkuyorum. Ne konuşacağız? Ciddi bir şey. İpek! İpek! Çıkmış. Tamam. Ben bir çay koyayım o zaman, biz konuşalım, olur mu? İpek'in de olması lazım. Çilem. Kim olduğumu bilseniz demiştim ya. Size kim olduğumu anlatacağım. Merhaba, kolay gelsin. Güneşli Bahçe'den arıyorum ben, evet. İyi aramadığımız bir yer kaldı mı hali? Bir yer daha var. Şu. Refik Bey, fabrika elden gidiyormuş, öyle duyduk. Yanlış duymuşsunuz. Yok öyle bir şey. İşinize bakın. Kolay gelsin.
Pek Hanım, borcu üçe böldürebiliyor muyuz? Yani deneriz ama niye öyle bir şey yapıyoruz ki? Anlamadım. Ekim Bey'in uzun zamandır ayrı düştüğü bir müşterisi vardı. Kavga etmişlerdi. Ben gidip adama durumu anlattım. Adam sipariş vermeye hazır ama yüklü miktarda ürün istiyor. Ben hesapladım. Bir hafta boyunca çok sıkı çalışırsak istediği kadar ürünü toparlayabiliyoruz. Yani üçte birini ödeyebiliyor muyuz borcun? Evet. Refik, sen ne oldu da bana yardım etmeye karar verdin? Ben sana yardım etmiyorum ki. Tekin Bey'e yardım ediyorum. Üçe bölmek istiyor. Ancak öyle ödeyebileceğini söylüyor, öyle mi? Tamam. Evet de. Ama şunu da söylemeni istiyorum. Müvekkilimin arazileri işletmek ya da eve yerleşmek gibi bir niyeti yok. Emeğe saygılı bir insandır de. Size bir şans veriyor. Yeter ki şansınızı iyi kullanın de mutlaka. Tamamdır, teşekkürler. Kabul etti. Taksit meselesi tamam yani. Tamam, evet. Ürünlerin de tamamını satıyoruz. Yani işte çok küçük bir eksiğimiz kalıyor ilk taksit için ama onu da hallederiz bir şekilde. Hallederiz. Refik, bence sen biz demeye çok alışma. Şu an kriz koşullarındayız, mecburen bir aradayız. Şu kriz bir bitsin, senin durumunu düşüneceğim bir daha. Düşünürsünüz. Tabii kriz biterse. Selam. İpek nerede? Tekin Bey'in odasında. Tamam, sağ ol. Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz. Çilem tutturdu sizinle bir şey konuşmam lazım diye. İlla senin de olman gerekiyormuş. Biz de geldik. Ay, iyi yaptınız. Benim de sizinle konuşmam gerekiyordu zaten. Ne oldu? Ödemeyi üçe böldüler. Yani en azından bunu yaptılar. E, güzel haber. Evet, güzel haber tabii. Ama çok çalışmamız lazım. Yani bu hafta ödenmesi gerekiyor. Tamam, ben bir ne yapabileceğime bakayım. Şu işten kurtulana kadar siz benim yanımda olun, yeter. Ay, ben seni unuttum. Sen ne diyecektin? Senin şu sorunları hallolsun. Ondan sonra konuşuruz. İyi, tamam. Bahçeye gidiyorum ben. Hadi gel, biz de gelelim. Tamam, hadi. Hesabı hazırlar mısın? Çıkıyorum ben. Daha buradasınız diye biliyorduk. Gerek kalmadı. Peki. Beren. Siz geçin, ben geliyorum birazdan. E, tamam, orada görüşürüz o zaman. Tamam. Alo. Abla, neredesin sen ya? E, dün bütün gün aradım, telefonun da kapalı. Aras. Benim seninle konuşmam lazım. Buraya gelebilir misin? Evet, evet. Güneşli Bahçe'deyim ben. Tamam, tamam. Geliyorum. Öptüm hadi. Bay bay. Amirim, engel olamadım. Tamam evladım. Sorun yok. Çıkabilirsin. Hayırdır oğlum, bu nasıl giriş böyle kapıyı çalmadan ya? Dingo nahır mı burası? Tekin Mali'nin yaşadığını bana ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz? Ben sana Güneşli Bahçe'den ayrılma dedim, değil mi? Nereye gittim dün gece?
Soruşturdum. Görüntüler de var elimde. Ayrılmışsın Güneşli Bahçe'de. Tekin Malik yaşıyorsa benim burada ne işim var? Yaşayıp yaşamadığını bilemeyiz. Nasıl bilemeyiz? Karısına mesaj göndermiş. Heh. İşte tam da senden beklediğim soru bu. Ya sabır. Bence o mesajı sen gönderdin. Pardon? Babanın telefonu nerede? Ne bileyim ben nerede. Bak evlat. Sana ihtimalleri söyleyeyim. Şimdi şu kapıdan Tekin Malik kanlı canlı içeri girer. Benim oğlum bana hiçbir şey yapmadı. Ben sağlamım der. Gidersin. Ya da biri çıkar. Ben Tekin Malik'e şunu yaptım, bunu ettim der. İtiraf eder. Bak yine gidersin. Ya da biz mesela telefonu buluruz. O mesajı senin değil bir başkasının gönderdiğini ispat ederiz. O zaman yine gidersin. Ama bütün bunlar olana kadar her pazartesi tıpış tıpış gelip o imzayı atacaksın. Anlaşıldı mı? Hepinizi iyi tanıyorsunuz. Bu zeytin ağaçlarının altında büyüdüm. Babam burası için çok emek verdi. Hatırlayanlarınız vardır mutlaka. Değil mi Arif abi? Rahmetli baban sayesinde Güneşli Bahçe'nin zeytinliklerini herkes parmakla gösteriyor. Sadece babam sayesinde değil, hepiniz sayesinde oldu bu. Ama şimdi biri geldi ve burayı bizden almak istiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yani buraya gelince ne yapacağını, bizi nereye yollayacağını da bilmiyoruz. Belki yakıp yıkacak, belki şuraya bir bina dikecek. Ama kaybetmemek için bir şansımız var. Bir hafta içinde bütün mahsul teslim etmemiz gerekiyor. Biliyorum bu neredeyse 24 saat hepimizin çalışması demek. Ne dersiniz? Yapabilir miyiz? Yanımızdayız İpek Hanım. Yardım edelim bence. Burası hepimiz. Hadi tabii. Arkadaşlar var mıyız? Varız, varız, varız. Hadi, varız. Hadi başlayalım, evet. Hadi. Evet. Afiyet olsun. Beren. Nasıl özledim var ya? Ben de seni çok özledim. Ha, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Gel, otur. Babam nasıl? Ağzını bıçak açmıyor. Peki, inceleme ne oldu? Süre istediler. Ama denen benim durumum pek parlak değil. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Hoş bulduk. Ben bir kahve alayım. Peki. Aras, özür dilerim. Benim yerime hapse girmediğin için özür mü diliyorsun? Saçmalama abla. Ne zaman eve döneceksin? Dönmeyeceğim. Nasıl? Hep burada mı yaşayacaksın? Bilmiyorum. Karar vermedim daha nerede yaşayacağımı. Kardeşlerin nasıl tipler? Yeni yeni tanıyorum işte. Aras, benim senin yardımına ihtiyacım var. Senin, benim yardımıma. Vay! Deren ilk defa benden yardım istiyorsun biliyor musun? Hatta ilk defa birinden yardım istediğini duyuyorum. Kendim için değil aslında, İpek için. Kardeşim yani. Kardeşin. Tamam peki. Yapma böyle. Tamam biliyorum en hakiki kardeşin benim. Hadi şimdi söyle bana ne yapmam lazım? Ne yapabilirim senin için? Eğer yapabileceğim bir şey varsa. Paraya ihtiyacım var. Ama annemi de babamı da aramak istemiyorum. Ya benim bütün hesaplarım onlar da bana zırnık bile koklatmıyorlar. Ama annemi ararım. Bu arada burada ne kadar bir para söz konusu? Ne diye geldin? Ne istiyorsun? İpek'le konuşacağım. Benimle konuş. İpek'in vakti yok. Görmüyor musun halini? İyi o zaman şimdilik senle başlayalım.
Peki Mali'nin kaybolduğu gece neredeydin? Anlat o zaman. Canım sıkılmıştı. Dolaşıyordum. Benzincide. Hem de Tekin Mali'nin arabası geçtikten yarım saat sonra. Öyle mi? Tesadüf işte. Hayat bu. Acayip bir şey. İyi, polise de tesadüf dersin o zaman. İpek'e borcunu bu şekilde mi ödüyorsun? Benim kimseye borcum falan yok. Bence bayağı bir borcun var. İpek Alyans'ı arabada düşürdüğünü söylemeseydin şu an hapishanede türkü dinliyor olurdun. Zaten ne halt yediyseniz hapishanede gideyim. Belki babam bir halt yemiştir. Refik. Olay istemiyorum. Gönder gitsin o zaman İpek Hanım. Bak kızım, ben senin yüzünü daha önce görmedim. Adını sanını falan da bilmem. O yüzden ben de düzgün konuş. Konuşmazsan ne olur? Döver misin beni? Refik'i benzettiğin gibi. Tekin Malik değilim ben. Merhaba. İpek, konuşalım biraz. Gitmemişsin. Gidemedim. İpek'cim işimiz var. Sinan, vaktim yok. İyi, akşam 8'de eski iskelede ol o zaman. Fazla sürmeyecek. Tamam. Bunu yapamazsın. Bir şey yapmıyorum ki. Bu yapmamış halin mi? Çinem. Elinde senin kaydın var. Polisi Sinan kadar rahat idare edemeyiz. Gerçekten tek amacın Sinan'ı idare etmeye çalışmak mı? Başka ne olabilir ki? Ya saçmalama anne. Ya bu hala neyin ki, neyin öfkesi ben anlamıyorum ki. Ya istemiyorum. Ya kurtarma beni, istemiyorum, anladın mı? Yeter, kurtarma beni. Ne oldu? Hiç. Aras. Ya parası yokmuş işte. Devlet gelmiş el koymuş. Almıştır o önlemini. Özel hesabı vardır onun. Reddetmez seni. Benim için istediğini mi söyledin? Ya ben... Sıkıştırınca anladı zaten. Aras. Öyle işte. Yok diyor yani. Hayır, tam olarak ne dedi? Sen onu söyle. Sadece suçu üstlenmen karşılığında parayı verebileceğini söyledi. Ama bak, ben bunu çözeceğim. Şimdi gidiyorum. Babamla görüşeceğim, tamam mı? Bana güvendin. Seni asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ben geliyorum ama. Kenan! Kenan! Kardeşim. Beni ziyarete gelmiş. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Hayır. Yani ben bil diye söyledim. Şu boğazına sarılan kardeşim mi? Hani yerine hapse girecek kadar kolladığın kardeşin. Haklısın. Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Tamam. Tamam. Deren! Ne var? Ne var? Ne oldu?
Ya tamam, kendime hakim olamadım. Ama sana yaptıklarını düşündükçe... O bana hiçbir şey yapmadı. Ben ondan yardım istedim. O yüzden geldi. Hangi konuda? Dün gece bu konuda anlaştık sanıyordum. İpek. Paraya ihtiyacı var. Çilem. Ben çıkıyorum. Ama Refik'in peşime takılmaması gerekiyor. Korkuyor musun Refik'ten? Ya korkmuyorum da şimdi anlaşma onun elinde. İptal olmaması lazım. Tekin Mali'nin ruhu her yerde. Hem oğlunu hem Refik'ine mecbur kaldık. İşte bir süre idare edeceğiz, ne yapalım? Burayı kaybetmemek için her şeyi yaparsın değil mi? Yaptım. Yaparım da. Partiden sıkıldınız bayım. Anlamadım. Yani burası diyorum. Çok sıkıcı. Ha. Bizim buralar biraz böyle sessizdir. Sen burada mı doğup büyüdün? Yok. Tekin Bey getirdi beni. Aa. Bilmiyordum. Ailen nerede? Ailem yok ki benim. Kimsesiz mi büyüdün? 10 yaşına kadar. Sonra da Tekin Bey benim ailem oldu işte. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Girebilir miyim? Ya içerisi biraz dağınık da. Sonra girelim o zaman. Yani rahat hissettiğinde. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Beklettim, kusura bakma. Yok, sorun değil. Ama çok vaktim yok, gitmem lazım. Yani öyle uzun uzun konuşacak bir şey yok zaten. Şu hikaye bir çözülsün. Ben de gideceğim, işime gücüme bakacağım. Tamam, gidebilirsin. Yani Tekin bana mesaj attı. Herkes borçlardan dolayı gittiğini biliyor. Senin de burada tutan bir şey yoksa eğer. Komiser o mesajı gerçekten Tekin'in attığına emin olmak istiyor. Haklı da. Yani tamam da ben ne yapabilirim ki bunun için? Yalan söylemeyi bırakabilirsin mesela. Sinan, ben yalan söylemiyorum. Ya ben aptal değilim İpek. O gece arkadaşının tesadüfen o benzincide olduğuna beni kimse inandıramaz. Yok öyle. O öyledir yani, kafasını estiği gibi hareket eder. İşte canı sıkılmış, çıkmış gitmiş. Oradan da beni aradı hatta. Benim de moralim bozuktu, yanıma gelmek istedi. Sonra da işte annemin lokantasında buluştuk. Sinan. Bak bu herif ya defolup gitti, ya bir şeyler karıştırıyor, ya da öldü cesedi buralarda bir yerde. Tamam. Tamam, anlatacağım. Ben ona yardım ettim. Tamam mı? Eğer ölmüş gibi görünürse kimse peşine düşmez diye düşündük. Ya çünkü adamlar çok tehlikeli. Eğer o borç ödenmezse... Ya bir de sen onun borcunu mu ödüyorsun?
Gerçekten seviyorsun bu adamı ha? Evet. Seviyorum. Bu adamı sevmek dünyanın en zor şeyi. Bravo. Ha, bir de tabii ben senin sevdiğin adamı zamanında öldürmeye teşebbüs etmiş. Kötü çocuk, değil mi? O yüzden tabii ki onu koruyacaksın. Beni yakacaksın. Sinan. Bak İpek. Tek bir seçeneğim var. Ya Tekin Malik'le beni görüştüreceksin. Ya da elimdeki mobese görüntülerini polise vereceğim. Neredeydin bu saate kadar? Biraz para bulmaya çalıştım. Bulabildin mi bari? Biraz. Ailenden istedin değil mi? Kenan. Vay! Nereden bulacakmış o kadar parayı? Finans çevresinden. Oğlum bir çay kap gel, kurduk burada ya. Oğlum çay kap hemen Kenan abine. Hoş geldin abi. İstemez çıkacağım. Abi biz o 500 bini Mustafa abi ayırmıştık. Kısmet değilmiş. Bekleyecek biraz. Kızmasın diye dedim abi. Orası sıkar biraz. Söyle. Abi bu çocuklar maaşları ne zaman alacağız diye soruyorlar da. Pazartesi alacaklar. Tamamdır abi. Tamamdır. Ne yalan konuşuyorsun? Biz sana sorduk mu maaş falan? Kes lan. Yüzdeki komisyon gitmiş zaten. Bir de senden almayayım hıncımı ha. Parayla 3 ay geçinirdim lan ben. 3 ay geçinirdim. Sen de çay koy lan hadi. Senin yapacağın patronun adamı. Nasıl geçti? Ya mobese kayıtlarını polise verecek. Ya da onu Tekin'le konuşturacağım. Önce sosumuzu yapıyoruz. Evet. Afiyet olsun. Ben bunu içeride yiyeyim Cemal Bey. Teşekkürler. Tabağı verir misin? Neyin var? Annemi görmeye ne zaman gideceğiz? Hazır olduğun zaman. Gayet hazırım ben. Değilsin. Çocuğumun babası gözlerimin önünde öldürüldü benim. Annemi görmek ne kadar sarsabilir? Tamam halledeceğim. Yemeğini işini soğutma. Kolay gelsin. İpek Hanım nerede? Tekin Bey'in odasında. Sağ ol.
Kenan. Kenan. Öğrenmişsin. Aramızda kalacak değil mi? Bunu söylemem bile yersiz. İnşallah eşini görür. Ya Kenan, biz sana bunu nasıl geri ödeyeceğiz? Bari senet menet bir şey yapsaydık. Ya kafana takma. Siz işleri düzene koyunca hallederiz. Şimdi söyleyin bakalım, yardıma ihtiyaç var mı? Yani işte bir hafta içinde ürün teslim etmemiz lazım. İnsana ihtiyacımız var. Tamam. Bir bakalım neler yapabiliyorum. Cahide. Biliyorum benden nefret ediyorsun. Ama bana bir fırsat verirsen yıllardır ne kadar yanıldığını gösterebilirim sana. Senden sadece bunu istiyorum. Benim senden tek istediğim şey kızlarımdan uzak durma. Tamam. Anlaştık. Değil mi? Tamam, uzak duracağım. Benimle evlenir misin? Sen buradan çıkınca nikahımızı nerede istersen orada kıyarız. Sen nasıl istiyorsan, kimi istersen çağır. Burada. Nikah burada kıyılacak. Ben beceremem ki bu işi. Sen de sepet taşırsın o zaman. Sanki sen doğduğundan beri zeytinlikte çalışıyorsun. Abi ne iş? Takip edin beni. Çalışacak eleman lazım diye duydum. Memleketime çoktan bahar gelmişti. Hadi bakayım, sıvayın kollarını. Hadi. Göğermişti. Dağlarını gelincik basmıştı. Daha çok iş var. Asmanın sürgün veren dallarında. Kolay gelsin. Taç, yardım lazım mı? Hem de nasıl? Seninle baharı kutlamaya. Başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya. Bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya. Thank you.
caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi. Ah hem de nasıl başlayan biten tazelenen aşklar. Başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl. Cahide abla bir baksana. Gel. Seni görmek isteyen biri var. Burada mı? Çıkmana az kaldı ya, müdür anlayış gösterdi. Ama uzun sürmesin. Hanımefendi söyle bir an evvel ne söyleyecekse. Cahide Hanım. Buyurun. Gülistan ben. Cemal Bey'in yardımcısıyım. Cemal mi gönderdi seni? Hayır bilakis. Onun burada olduğumdan haberi yok. Sizden de ricam bunu bilmemesi. Dinliyorum. Cemal Bey'in teklifini kabul etmeniz beni çok şaşırttı. Bunca badireden sonra. İşe dönmem lazım. Ne söyleyeceksen hemen söyle de. Cemal Bey varlıklı bir adam. Siz de çok eziyet çekmişsiniz. Belki rahat etmek sizin de hakkınız. Ama buradan bir hayır çıkmaz bence. Bu yüzden mi kabul ettim diye düşünüyorsun? Parası var diye. Başka neden olabilir? O çok sevdiğim patronun, hakkında endişe duyduğum patronun var ya... beni evet demeye zorladı. Nasıl? Ona evet dedim. Karşılığında kızlarımdan uzak duracak. Hayatlarına müdahale etmeyecek. Yani siz etmediğini mi zannediyorsunuz? Konuşacaktı bizimle acaba? Bilmem. Ama yani zaten konuşacak çok günümüz var. Yarın son günümüz. Evet ya. Başardık galiba. Galiba. Oh. Elinize sağlık. Beyler elinize sağlık. Şunları dağıt. Eyvallah abi. Eyvallah genel. Şu kız geldiğinden beri Kenan'a bir haller oldu ha. Başlatacak bağına da bahçesine de. Al. Oldu galiba. Tamam mıyız? Yarın teslim edebiliriz. Uzun zamandır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Cahide abla geliyor birazdan. Heyecandan herhalde biraz gecikti. Thank you.
iki cihan bir araya gelse bir daha yüzümü göremeyeceksin. Saklıyım, demirler ettim, çok bekledim, hesap ver. Bana